Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi simya dönemi ile ilgilidir? Öncelikle elektrikli ifadeler bulunamaz çünkü elektrik yok. Bunun üzerinden soruları çözebiliriz. Elektroliz dediği elektrikli parçalama anlamına geliyor. Bu olmayacak. Nanoteknoloji dediği zaten teknolojik bir ifadeden bahsediyor. Simya da olamaz. Kafadan bir kere bunları eledim. Polimer dediği yaklaşık bir 50 senedir 100 senedir var. Yani kimya ortaya çıktıktan sonra polimer kimyası olarak adlandırılıyor. Bu seçeneği de aralarından çıkardım. Simyacının ana amacı ölümsüzlük iksirini bulmak ve değersiz madenleri altına çevirmek. Bunu bulabilmek için de felsefe taşı denilen bir yapının ortaya çıkması gerektiğini inanıyorlardı. O zaman Bir Ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. Bunu bulabilmek için felsefe taşını ortaya çıkaracaklar. Abi hayat denilen ölümsüzlük iksirini bulduğunda bu yapıları simyacı ortaya çıkacak. Tabii ki bunların içerisinde Cabir bin Hayyan'ın bulmuş olduğu da imbik ifadelerimiz arasında bulunur. Hocam proton eski çağlardan biri var mı? Yok. Bu ifadeyi biliyorsunuz ki arkadaşlar Dalton atom kuramına bakıldığında bilardo topuna benzetmişti. İçinde de hiçbir şeyden bahsetmemişti. Tam tersine artı ve eksi yükleri Thomson bahsetmişti. O yüzden bu yıllarda yaklaşık 1800'lü yıllar kimya döneminin bulduğu ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Spektrum ise beyaz ışığın yaydığı ışınların prizmadan geçirilmesiyle ortaya çıkan dalga ve renk boylarıyla çizilen çizgilerin bütünüydü arkadaşlar. Yani kimyaya ait olması gerekiyor. Kaç tane işaretledik? Hemen üzerini karalayalım. 1, 2, 3, 4 cevabımız bunun sayesinde Edirne oldu. Devam edelim. Birbirinin izotopu olan yani proton sayıları aynı nötron sayıları farklı. Ancak dikkat edelim elektron sayıları birbirinden farklı iki tanecik için. Hemen iki taneci yazmak istiyorum. İkisine de x diyeceğim çünkü proton sayıları aynı. Örneğin 10'a 10 on olsun ne olduğu benim için önemli değil. Devamında nötron sayıları birbirinden farklı olsun. Şöyle birini 9 birini 8 yazalım. Bunun toplamı 19 burası 18 gelecek. Devamında elektron sayıları birbirinden farklı. Bununla ilgili tam olarak cümle yazmak istemiyorum. Yani katyon da gelebilir, anyon da gelebilir. Biri nötrken farklı da olabilir. Ama ortalama biri A ise diğeri B olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu yazdım. Devamına bakıyorum. Periyodik tabloda aynı yerde bulunurlar. Periyodik tabloda bir elementin yerini proton sayısı belirler ikisi de 10 olduğu için aynı elemente aittir. Bu doğruluğu da kesindir. Devam ediyorum. Elektron içeren katman sayıları farklıdır. Evet bunların elektron sayıları birbirinden farklı olduğu için katman sayıları aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bununla ilgili net bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Örnek verecek olursak. Burası 8 gelirse 2 6 diye açılır. 2 katmanı olur. Burası 12 geliyorsa 2 8 2 diye açılır. 3 tane katmanı vardır. Dolayısıyla bununla ilgili kesin bir bilgi veremiyorum. Devam ediyorum. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklıdır. Bununla ilgili şunu biliyoruz. Proton bölü elektron oranı elektron başına düşen çekim kuvvetinin göstergesiydi. Bunların proton sayıları aynı. 10'a 10 ama ifadelerin elektron sayısı A'ya B. Dolayısıyla bu ifade kesin olarak birbirinden farklı gelecek. 1 3 Ceyhan çıkmış olacak. Devam edelim. 10 gram sıvı haldeki su ısıtılarak tamamı su buharına dönüştürülmeye çalışılıyor. Öncelikle kaynatmıyorlar. Sadece ısıtıp hal değiştirmesini istiyorlar. Buna göre bu işlem sırasında ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Suyun kimlik yapısı değişir. Hal değişiyor arkadaşlar. Kimliğine dokunmuyoruz. Sadece H2O ifademiz sıvıymış. İşlem sonucunda ısıtma ile beraber H2O gazına dönüşüyor. Yani havada su molekülleri olmaya devam ediyor. Kimlik yapısı değişmez. Su molekülleri arasındaki hidrojen bağı kırılır. Hidrojen bağı maddenin hal değiştirmesine engel olur. Yani kaynama noktasını yükseltir. Eğer siz maddeyi sıvıdan gaz fazına zaten geçiriyorsanız demek ki aralarındaki zayıf etkileşimleri kırıyorsunuzdur. Devamında ise düzen artar. Evet sıvıdan gaza geçmek maddenin enerjisini yükseltir, tanecikler arasındaki boşluğu çok fazla yapar ve düzensiz bir görünüme doğru geçirir. Bu yapımda doğru olduğu için cevap da denizli olur. Devam edelim. Sıvıların buhar basıncı. Kesinlikle ezberlemeniz gereken bir ifadedir. ÖSYM bunu sorar ve biz de bu noktada genelde yanlış yaparız. Yani öğrenciler olarak. Biz deriz ki senden korkmuyorum hatta seni çok seviyorum. Yani buhar basıncı denildiğinde bir sıcaklık, 2 numarada cins, 3 numarada ise safsızlık gelecektir. Hemen ifadelerimizi eğer biliyorsak Yerine koyalım Cevabı da net bir şekilde bulalım Sıcaklık, cins, safsızlık Hocam basınç bunu unutmayın arkadaşlar Her defasında sorarlar İsminde basınç varsa Kendisi basınca bağlı değildir Karıştırdığınız noktadır Bunu bu şekilde de kodlayabilirsiniz Eğer daha fazla kodlamalara ulaşmak istiyorsanız Youtube kanalım Semih Pamuk üzerinden de Bunları izleyebilirsiniz Kaynama noktasını örneğin yazmak istediğinizde Adını yazarken basınç demediğiniz için kaynama noktası denildiğinden bu ifadeniz dış basınca bağlıdır. Böyle basit bir kodlama yapabilirsiniz yani. Dolayısıyla bu gelecek 1, 2, 3, Ceyhan gelecek. Gelelim şimdi 5. sorumuza. Normal şartlar altında gazlarımız verilmiş. Sonrasında ise bu gaz karışımın 6,72 litresinin tam verimle yakıldığında kaç mol karbondioksit gazı oluştuğu bizlere söylenmiş. İşlemleri yapacağım. Uzun gözükecek ama mantığını anlarsanız tık tık diye yapıldığını görebileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle bu gazlarımızı tek tek tam verimle yaktığını söylüyor. Demek ki oksijenle tepkimeye girecek. Hızlı bir şekilde yazalım. C2H2 asetilerini almışlar, oksijen gazıyla tepkimeye sokmuşlar. Biz biliyoruz ki kesinlikle CH'li bileşiklerin hepsinin yanması sonucunda karbondioksit artı su çıkar. 2 karbon girdiği için şöyle yazalım. 2 karbondioksit Devamında 2 hidrojen girdiği için bir tane de H2O çıkacak. Devam edelim arkadaşlar. 2 oksijen, bir oksijen de burada olduğu için bunun önüne 5 mol ikisini yazabiliriz. Ama burada karbondioksitle işi olduğu için oksijenleri bulmasanız da olabilir. Devam ediyorum yine de. C2H4'ü yakıyorum. C2H4 yanma işlemi kesinlikle oksijenle olur. Yazdım. Devamında 2 karbondioksiti gösterdim. Artı 2 tane H2O'sunu yazdıktan sonra 2 iki kere 2'den 4. 2 tane de burada olduğu için 6 olabilmesinden başına 3 gelmesi gerektiğini anladım. Bir basamak daha ilerliyorum. C2H6'yı yazıyorum. Sonrasında oksijenle yakıyorum. Yine aynı şekilde 2 karbondioksit devamında 3 tane H2O çıktığını, 7 oksijen çıkarsa da 7 bölü 2 oksijenin girmesi gerektiğini anlıyorum. Hocam bunları ben yazamam. Bak senin için önemli olan şu. Buradaki ifadede 2 karbon olduğu için 2 tane karbondioksit çıkacak. Yani x mol alırsan 2x mol çıkacak. Bunu gidip de sen y mol alırsan buradan 2y mol çıkacak. Bu ifadeyi eğer z mol aldıysan buradan da 2z mol ortaya çıkacak. Pardon ikisini de zz yazdım. 2z mol açığa çıkmış olacak. Bakın soruya geri dönelim. Bir karışımın 6,72 litresi. Öncelikle karışımımız bunlardan oluşuyor arkadaşlar. O zaman bir yazayım şöyle. X, Y, Z karışımı 6,72 litreymiş. Hemen çevireyim bunu. 6,72 litre normal şartlarda 22,4 litreye bölünürse bu ifademiz sonuç olarak 0,3 mole karşılık gelecektir. Dikkat edin arkadaşlar. Bana buradan karbondioksiti soruyor. Karbondioksit 2X, 2Y, 2Z. Ben yukarıdan neyi buldum? XYZ. Yani bunların tam olarak iki katından bahsediliyor. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? XYZ'nin toplamı eğer 0,3 mole karşılık geliyorsa, ikişer tane XYZ'nin toplamı da 2 ile çarpılarak 0,6 mole karşılık gelecektir. Dikkat ediyorsanız sorumuz çok zor gibi duruyor. Yani bunu yaktığımızda acaba ne çıkacak diye düşünüyoruz ama her defasında bu tip sorular aynı şekilde çözülüyor arkadaşlar. X'e karşılık 2 katını alıyoruz. Verilen sayının 2 katı cevabımız çıkıyor. Tekrar denk gelirseniz bu tip soruya bu işlemleri yapmaktan çekinmeyin. Kütlece %30'luk tuzlu çözeltisine aynı tuzdan bir miktar daha eklenmektedir. Çözünen tuz kütlesine karşı eklenen tuz grafiği de yukarıda verilmiştir. Çok güzel. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle grafiği biraz daha anlamlandırmaya çalışalım. Çözünen tuz miktarımıza baktığımızda 60 gram içerisinde tuz varmış. 60 gram tuzumuz da %30'luk çözeltiye karşılık geliyormuş burada yazdı. Devamında bu tuzun üzerine 50 gram olacak şekilde de tuz eklemeye devam ediyor. Bir yerden sonra doygunluk seviyesine geliyor. Hemen şimdi tek tek anladığımız şeyleri sayısal karşılığını çevirmeye çalışalım. Çözeltilerde formülümüz şuydu arkadaşlar. Tuz bölü tuzlu su çarpı 100 yani çözünen bölü çözeltiydi. Hemen yazacak olursam tuz bölü tuz artı su çarpı 100 formülü neyi veriyordu? Yüzde ifadesini. Yani yüzde 30 olarak şimdilik yazayım. Devamında formülü düzeltmeye kalktığımda tuz bölü tuzlu su ya. Buradaki tuz miktarını da yukarıda zaten 60 olarak vermiş. 60 bölü 60 artı su dersek şu yüzdeyi de karşılıklı olarak götürdüğümüzde şöyle bir ifadeyi bulacağız arkadaşlar. Şöyle karşı tarafa doğru atalım. Yüzde 30'u göstermiş olalım. Dikkat ediyorsanız şu an şuna dönüşmeye başladı. 30'un 2 katı alındı 60 oldu. 100'ün de 2 katı alınacak 200 karşımıza çıkacak. O zaman buranın 200 olabilmesi için 60 artı su eşittir 200 dersek su ifadesini 140 olarak bulabiliriz. Başlangıçta 140 suyumuz varmış. İşlem sonrasında ise 50 tuz daha üzerine eklenmiş. Hemen bakalım. 50 gram tuz eklendiğinde çözelti doygun hale gelmiştir. Evet bak bir yerden sonra artık tuz çözünmüyor. Artık hocam gırtlağıma kadar doydum. Bana daha fazla tuz ekleme diyor. O zaman burası doğru. Son durumda oluşan çözelti kütlece %44'lüktür. Hemen bu ifadeye de bakalım. Formülümüz tuz bölü tuzlu suydu. Öncelikle elimde 60 gram tuzum vardı ama sonra da üzerine 50 gram daha ekledim. Yani tuzum 110 gram oldu. Böyle tuzlu su dedim. Yani 110 artı Buradaki ifadede 140 su vardı ona dokunmadım. Çarpı 100 ifadesini yazacağım. Gerekli toplamaları yapalım. 110 bölü arkadaşlar ne gelecektir? Aşağısı 250 gelecektir. Çarpı 100 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu ifadeleri de birbirine bölersek cevabımız 44 olarak karşımıza geliyor. Yani buradaki yargımız da doğrudur. Başlangıçtaki çözelti 200 gramdır demiş. Evet dikkat ediyorsanız burada bulmuştuk. Başlangıçtaki çözeltimizde 200 gram geldi. Cevabımız 1-2-3 Edirne çıktı. Son sorumuza bakalım ve videomuzda yavaş yavaş kapatalım. Yoğunluğu 1.05. Bu benim için önemli bir bilgi. Yoğunluk dediği yani D'den bahsediyor. Devam ediyorum. 300 milimlik asetik asit. Yani hacim dedi burada. V ifadesini kullandı. Sonrasında diyor ki tamamen nötralleştirmek istiyorum. Yani nötrleme yapacağım. Kaç gram içerisine baz atmam gerekiyor? Yukarıdaki ifademiz zayıf asit yani asetik asit sirke asidi olarak karşımıza çıkıyordu. Kuvvetli bir baz ekliyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Nötralleştirmede ana şart asitinizden gelecek olan mol sayısıyla bazınızdan gelecek olan mol sayısı birbirine eşitse tam olarak nötralleşme sağlanır. Ama kullandığınız baz kuvvetli olduğu için pH'ınız 7'den biraz büyük gelecektir. Ama nötralleşme asidin sayısının bazın sayısına eşit olmasıyla gerçekleşecektir. Hemen içerisinde acaba ne kadar asit varmış bunu bulmaya bir çalışalım. Yukarıdaki verilen ifadelerde aslında ne yapmanız gerektiğini kısaca anlamışsınızdır ama yine de yazayım. Dede, muzu böl ver diyeceğim. Sonrasında ise D ile V ifadesini çarparsam kütleyi bulduğumu yazacağım. Hemen bir çarpayım şurada. 1.05 çarpı 300 dediğimiz ifade. Sıfırlar burayı büyütür arkadaşlar. 3 çarpı 105 dersek burası 315 artık kütle olduğu için grama geçmiş olur. CH3 Joh olarak şuradaki ifademizi bir güzel yazalım. Sonra dikkat ediyorsanız şunu gösterelim. Asitten gelecek olan mol sayısıyla bazdan gelecek olan mol sayısı birbirine eşit olması gerekiyordu. Acaba 315 gram kaç moldür? Hemen bunu yazalım. Mol denildiği için m bölü ma yapacağım. Yani 315 bölü c şu co dediğimiz ifadeyi 60'a böleceğim. Ve bu işlem sonucunda da bazımızdan gelecek mol sayıya da eşit olmuş olacağım. Hemen onu da yazalım. m bölü bu ifademizde ma olması gerektiği için 40 olarak yazdım. Dolayısıyla sıfırlar birbirine şöyle bir güzel götürsün. Burası 2, burası da 3 olarak karşımıza çıksın. Hemen yukarıya doğru atıyorum. 315 çarpı 2 bölü 3 ifadesini oluşturdu. Az önce burayı bölmüştük arkadaşlar. 105'ti. 105 çarpı 2'den 210'a karşılık gelecektir. Cevabımız da böylelikle C seçeneği çıkacaktır. Güzel bir denemeydi, güzel bir testi. Umarım dikkatli bir şekilde dediğim gibi dinlemişsinizdir. Şıkır şıkır notlarınızda da almışsınızdır arkadaşlar diyelim. Bir sonraki teste görüşene dek hoşçakalın, esen kalın.